Merhaba arkadaşlar. Blok tasarımını tamamlamıştık. Hatırlıyorsanız. Bu şekilde bir şeyler yapmıştık. Geldik. Son kez olarak düzeltmeye. Bir alt çizgi çekiyorum. Şuradaki boşluğu kapatacağım. Yani kaldıracağım. Bunun için Move seçili, Auto Select seçili. Buradan da grubu seçiyorum. Tek tek gruplandırmıştık. Bunu şu şekilde bunun hizasını kaldırıyorum. Kaldırmak için de yine bir çizgi çekelim şu şekilde. Alt tuşa basarak yaklaşıyorum. Bu şekilde yerleştirdim. Hemen uzaklaştım alt tuşa basarak. Bu şekilde hemen ortalamalar yapıyorum arkadaşlar. Evet, ortalamaları yaptım. Bu kısımda bitireceğim için hemen vücuttu benim. Vücuttaki kilidi kaldırarak Ctrl T yapıyorum. Ve şu şekilde şurada bitiriyorum. Bir de copyright kısmı vardı. O hangi kısımdaydı arkadaşlar? Alt kısımdaydı. Hemen kilidi kaldırarak bu şekilde yukarı kaldırdım. Geldik, bu boş kısım ne olacak? Şuradaki yine arka plandaki kilidi kaldırıyorum. Arka plan grubu seçili iken Ctrl T yapıyorum. Bakın bir katman kilitliymiş. Bunun da kilidini kaldırdım. Ctrl T yaparak şu şekilde yerleştirdim. Evet. Hemen crop tool aracını alıyorum. Şu şekilde seçerek iyice yaklaşıyorum alt tuşuna basarak. Evet. Enter'ladığımda kendi otomatik olarak kesti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Normal bir blok tasarımını bu şekilde yapabilirsiniz. Orijinal boyut diyelim. Gördüğünüz gibi bir blok tasarımı tamamlandı. İşlem bu kadar kolay arkadaşlar. Hiçbir zor tarafı yok. Önemli olan nasıl başlayacağınızı bilmek, bir arka plan oluşturmak. Sonrasında tek tek gruplarla çalışabilmek. Hemen bir logo oluşturalım isterseniz. Evet, şuradaki hazır açtığım bir web tasarım vardı. Buradaki logoyu alalım. Logo diye belirtmişiz zaten. Bakın, gördüğünüz gibi gruplarla çalışıyorum ben de. Bunu alarak buraya yerleştirdim. Hemen yazılarımı değiştiriyorum. En üste çıkardım. Color Overlay'den rengimi siyah yapıyorum. Outer Glow'u kapattım. Bundaki katman sitelerini kopyalayıp aynısını slogan'a yapıştırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi hemen kısa bir logo yerleştirdik. Tabii bir de önemli olan nedir arkadaşlar? Sosyal imleme siteleri. Bunlar için de tabii ki mutlaka sayfamızda yer alması lazım. Gördüğünüz gibi burada oluşturmuştum ben. Farklı ikonlar kullanabilirsiniz. Farklı tasarımlar elbette mevcut. Bunları bu şekilde ben alıp şuraya yerleştirdim. Bunları tek tek yukarı kaldıracağım. Hemen ungroup yapıyorum. Buradaki ikonları çalışma dosyasına attığımı farz edin. Hemen şöyle bir sınır oluşturuyorum. İlk başa Facebook, ardından Twitter, YouTube, Flickr ve MySpace'i yerleştirdim. Gördüğünüz gibi bunları tek tek yine kontrol tuşu ile seçip kontrol G yapıp sosyal grup olarak adlandırdım. Bir logomuz vardı. Ardından sosyal gruplar var. Hiyerarşik olarak düzenliyorum. Bir menümüz vardı. Sonrasında içerik kısmımız. Bu içerikleri seçip kontrol G yapıyorum. İçerikler olarak adlandırdım.
Hemen menünün altına koydum. Ardından sidebarlar vardı. Bunları da seçip Ctrl G ile yan kısım diyorum. Hemen içeriğin altına bıraktım. Alt kısım vücut ve arka plan. Gördüğünüz gibi bir web tasarımımızı tamamladık. Farklı tasarımlar, farklı şekiller kullanabilirsiniz tabii ki. Aklınızda nasıl bir tasarım varsa onu kullanabilirsiniz. Ctrl H ile çizgileri sakladım. Şuradaki gölgeler biraz fazla gibi. Bunları Auto Glow yapsak, beyaz yapsak daha hoş duracak. Evet. Bundaki katman sayını kopyalayıp diğerlerine hemen yapıştırıyorum. Seçiyorum gördüğünüz gibi. Pastel layer style yapıyorum. Kötü oldu. Hemen işlemi geri aldım. Eğer bu şekilde web tasarımı tamamladıysanız örnek olarak buradaki bir menü düzenleyebiliriz. Siyah bana göre hoş olmadı. Tıklayalım. Bakalım farklı bir gradyan seçelim. Elimizde güzel bir şey var mı? Eğer aklınızda güzel bir şey yoksa, eğer sitelerinizde yoksa aynı şey, hoşunuza gitmeyen bir şey varsa ya da hoşunuza giden bir şey yoksa hazır menüler kullanabilirsiniz. İsterseniz biz de hazır menüyü kullanalım. Nasıl yerleştireceğimizi öğrenmiş oluruz. Hemen hazır menümü alıyorum. Evet, şurada bir hazır menü vardı. Gördüğünüz gibi. Örnek olarak şunu alabiliriz. Gördüğünüz gibi grubun içine girdi. 23 almıştık. Hemen grubun dışına çıkardım. Şu şekilde yerleştirmeye çalışalım. Opacity'ni biraz düşürelim. Arkadakiyle görmüş oluruz. Bakın arkadaki de kaymış. Menüyü alıp hemen şu şekilde yerleştirelim. 23'ü de aktif yapalım. Ctrl T ile gördüğünüz gibi yerleştirdik. Hemen opacity'lerini %100 yapalım. Evet. İsterseniz buradaki menüde kullandıklarımızı oraya aktarabilirsiniz. İsterseniz bunu düzenleyebilirsiniz. Bunu menü olarak adlandıralım. Ve içeriğini düzenleyelim. Evet. Buraya site adınızı yazabilirsiniz. Buraya hemen biz ilk önce site adımızı yazalım. Del tuşu ile geri alabiliyorum boşlukları. İsterseniz şu şekilde hepsini silelim. Ana sayfa. Yazılar biraz küçük sanki. 14 yapalım. Ana sayfa diye adlandırmıştık. Tab ile boşluklar bıraktım. Evet, bu şekilde yaptık. Şu kısmı seçmek için layer'ı alıyorum. Layer kısmını seçiyorum. Hakkımızı götürtüyorum. Ctrl T ile şu şekilde biraz büyütüp ortaladım. Hakkımızda yazısı gözükmüyor. Bunu hemen
Yaz aracımda seçip rengini siyah yapıyorum. Gördüğünüz gibi. İsterseniz farklı bir renk yapalım. Şuradaki rengi kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde de hazır bir menüyü kullanabiliriz. Bu şekilde de yerleştirebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi bir web tasarımını yaparken sürekli bu olmadı şu olmadı diye bir şey yapmayın. Bir ilk önce şablonunuzu yerleştirin. Ondan sonra site tamamlandığında tek tek içeriğinizi değiştirebilirsiniz. Bu şekilde bakıyorum son kez. Her şeyim tamam mı? Baktığımda şöyle bir eksiklik görmüyorum. Ona göre tamamdır diyorum. Ve bu şekilde bir blog tasarımı tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi her şey tamam. Nasıl yapıldığını öğrenmiş oldunuz. Bundan sonrasında artık nasıl kodlayacağınız, nasıl parçalayacağınız tamamen size kalmış bir şey. Web tasarım eğitimi bu kadar arkadaşlar. Bir blog tasarımı olarak. Sonrasında bir ileri düzey bir web tasarımı yapabiliriz. Sonrasında hazır bir web tasarımı nasıl düzenleriz onları da gösterebiliriz. İyi günler arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere.